hafta sonu dileyerek bu hafta da programımızı açıyoruz sevgili seyirciler. Neredeyiz efendim? Çok özel bir kent, bir turizm kenti, bir müze kent. Nevşehir'den sesleniyoruz bu hafta. Çok özel konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bu özel kentten hepinize merhaba diyor, turumuza davet ediyorum sizleri. Buyurun. Tarih ve doğanın iç içe geçerek bütünsel bir güzellik sergilediği beldeleri ve bölgede yaşamış uygarlıkların zenginleştirdiği kültürel birikimiyle Türkiye'nin eşsiz turizm cennetlerinden birisi. Nevşehir'deyiz bu hafta. Efendim sizleri Kapadokya'nın güzellikleriyle buluşturmadan evvel kameralarımızın yönünü şimdi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine çeviriyoruz. Evet, bu yıl düzenlenen 3 Eylül Tavşanlı'nın Kurtuluş Yıl Dönümü sebebiyetiyle belediyenin düzenlemiş olduğu çok özel bir festival vardı. Biz bunlardan çok renkli görüntülerle sizlerle birlikte olacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Evet, Tavşanlı'dayız. Nevşehir turumuza geçmeden önce kameralarımızın yönünü Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine çeviriyor. Bu yıl 3 Eylül Tavşanlı'nın Kurtuluş Yıl Dönümü çerçevesinde Tavşanlı Belediyesi'nin gerçekleştirdiği 15. Leblebi ve Kömür Festivali'nde yaşanan renkli görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. Büyük küçük herkesin eğlenceye doyduğu festivalde sünnet edilen çocuklara dağıtılan bisikletler bu özel günün belki de en dikkat çekici görüntülerini oluşturuyordu. Çocuklara düzenlenen yarışmalar oldukça renkli görüntülere sahne olurken, bedava dağıtılan pamuk şeker, patlamış mısır izdihamı da festivale neşe katmıştı. Necmettin Nursaçan hocanın da katıldığı etkinlikte dualar edildi, Kur'an okunarak günün anlam ve önemine değinildi. Tavşanlı Belediye Başkanı Sayın Mustafa Güler, etkinlik hakkındaki düşüncelerini Meltem'le zirvedekilere şöyle değerlendirdi. Programımıza hoş geldiniz efendim. Efendim sizler de hoş geldiniz Tavşanlı'ya. Çok teşekkür ederiz. Festivalinizin biraz şöyle renkliliğinden bahsetmek istiyoruz. Bu festival nasıl oluştu? Biraz bunlardan bahsedelim. Tavşanlı'nın düşman işgalinden kurtuluşu günü olarak kutladığımız bir gün. Sadece arada işte müzikli eğlenceler var. 1-2 gün öncesinde 3 Eylül festivalinin olduğu gün, yani kutlamanın olduğu gün. Birinde ikisinde değişik etkinlikler var. Leblebi olarak başlayan etkinlikler zaman içerisinde tavşanın değeri kömürle zenginleşti ve Leblebi ve Kömür Festivali olarak kutlanmaya başlandı çok uzun seneler öncesinde. Hala da kutlanmaya devam ediyor. Bu sene inşallah 15.sini kutlayacağız. Ben bu vesileyle Tavşanlı'ya tekrar hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkan, tabii bunların oluşumunda arka sahnede çok özel kişiler var. Burada sünnet şölenleri oluyor. Bu sünnet şölenlerini üstlenen çok özel hastanemiz var. Bunlardan biraz bahsedelim. Festivalin organizasyonunda görev alan bahsedeceğimiz diğer kurumlar. Mesela biz son 4 senedir Eskişehir Acıbadem Hastanesi ile özellikle sünnet merasimleri üzerine çocuklarımızın sünnet edilmesi ve zaman zaman halkı bilgilendirme açısından, sağlık konusunda bilgilendirme açısından paneller, konferanslar, seminer verdiğimiz Eskişehir Acıbadem Hastanesi var. Dolayısıyla oranın çok değerli yöneticisi, bizim hemşerimiz, dostumuz, arkadaşımız Mehmet Ali hocamız var. Bu sene de inşallah 32 adet çocuğumuzun sünnetinin çok sıkı şartlarda icrasını kendileri yaptılar. Bu akşam da bu vesileyle kendilerine hem ondan sonraki hayatlarına başarılar dileyeceğiz, hem de Tavşanlı halkı ve Tavşanlı belediyesi adına bir ödül takdim edeceğiz inşallah.
hocam, mikrofonu da size vermek istiyorum. Hoş geldiniz programımıza. Güzel bir konuya da bence gerçekten vesile olmuşsunuz. Bu konuda da tebrik ediyorum sizi. Biraz bahseder misiniz? Nereden doğdu bu artık katkı diyeyim? Şöyle. Başkanım buyurdu, ben bu bölgenin evladıyım, bu bölgenin çocuğuyum. Enteresan bir tesadüftür. Tıp fakültesini bitirdikten sonra Sağlık Bakanlığı'nda bir kurra çekimi olur. Ben ilk görev yeri olarak da Tavşanlı o zamanki SSK Hastanesi'ne atandım kurrada. Sonra 1,5 sene burada görev yaptım. İyi dostluklar edindik. Sonra ihtisas vesilesiyle Ankara'ya gittim. 20 yıl görev yaptıktan sonra yine Allah bize nasip etti bu bölgeye hizmet yapma şansını. Eskişehir Acıbadem Hastanesi'nde göreve başladım. Tabii biz öncelikle hekimiz, tedavi yapmak, hastalarımıza şifa vermek, ama hastalık olmadan onları bilgilendirmek, bilinçlendirmek de çok önemli bir misyon, çok önemli bir görev. Bu hem benim şahsımın hem Acıbadem Sağlık Grubu'nun önemli bir misyonu. Bunu gerçekleştirmek için de sosyal sorumluluğa inanan partnerlere ihtiyacınız var. Bu anlamda da önemli kurumlar, buna inanan belediyelerimiz. Başta Tavşanlı Belediye'miz olmak üzere Sayın Mustafa Güler Başkanım'ın önce kapısını çaldık. Sağ olsun, o da bize hiç ikiletmedi. Konferans salonlarını açtı, halkı duyurdu ve bilinçlendirmek, bilgilendirmek anlamında hekim arkadaşlarımız birlikte katıldık. Paneller, seminerler düzenledik. Onları bilgilendirmeye, bilinçlendirmeye çalıştık. Biz Tavşanlı'ya hizmet etme konusunda Allah bize bir 5 senelik daha imkan verdi. İnşallah bu imkanı gücümüzün yettiğince dolu dolu bitirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda da kanalınıza tekrar teşekkür ederim. Size de meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili seyirciler, Meltem'le Zirvedekiler Farkı ile Tavşanlı'dayız. Tavşanlı'da çok özel bir programla bu hafta sizlerle birlikte olacağız. Renkli, eğlenceli bir program için sizler de ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Yayınımız sürüyor. Evet sevgili seyirciler, Tavşanlı 15. Leblebi ve Kömür Festivali tüm renkliliğiyle devam ediyor. Tabii ki Tavşanlı halkı bu durumdan memnun mu? Festival nasıl geçiyor? Birazcık da düşüncelerini alalım, değil mi? Merhabalar. Merhaba. Nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor? Çok iyi, çok güzel. Beğendiniz mi bu seneki evet. etkinliği? Evet. Size iyi eğlenceler diliyoruz. Merhabalar. Merhaba. Sizi tanıyorum, isminiz? Fatma. Fatma Hanım, nasıl eğleniyor musunuz? Güzel. Beğendiniz mi bu sene Tavşanlı'daki etkinliği? Beğendim. En çok ne hoşunuza gitti? Eğlenceli, güzel. Güzel mi? Hı-hı. Peki. Bir sallayalım mı kameraya? Sen gel iki. Tavşanlı'dan evet. Merhaba. Bir adım yaklaşın. Eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz. Evet, şimdi daha iyi anlatıyorum. Beğendiniz mi bu sene? 5-4-3 seneye devam ediyoruz. Ay canım benim. Bunlar kim? Korun. Korunlar mı? Allah bağışlasın. Sünnet mi oldu bu? Sünnet oldu. Hadi bakalım, hayırlı uğurlu olsun. Merhaba. Nasıl buldunuz etkinliği bu sene? Belediyenin bu etkinliğini. Çok güzel bulduk. Sırf bu eğlence için mi geldin? Evet, eğlence için geldik. Sünnetimiz var. Siz? Ben onun için geldim. Nasıl, beğendiniz mi? Çok güzel. Her yıl yapılsın mı bunlar? Yapılsın. Her yıl yapılsın istiyoruz. Her yıl yapılsın. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi Tavşanlı'da eğlence dorukta ilerliyor. Tabii çocuklar için de en güzel hediye, görmüş olduğunuz gibi belediye tarafından dağıtılan bu bisikletler. Bence çocukların en çok mutlu olacağı nokta bu olacak diyoruz ve eğlenceye devam ediyoruz. Ay, bisikletlere mi bakıyorsun sen? Senin adın ne? Emirkan. Emirkan. Aa, Emirkan'ın evet. Burada bisikleti. Emirkan'cığım, bisikletin ayrılmış. Gel bakayım şöyle. Sen bugün şimdi erkekliğe adım atıyorsun. Şimdi, korkuyor musun sünnet olmaktan? Biraz korkuyorum. Ay, kıyamam sana. Kıyamam sana. Biraz korkuyorum. Ama bak, bisikletin de olacak ondan sonra. İyi mi? İyi. Teşekkür ediyorum herkese. Ay canım benim, herkese teşekkür ediyormuş. Gördüğünüz gibi adam olacak çocuk bu.
birbirinden güzel kaya kiliseleri, doğal güzellikleri, vadileri ve yeraltı şehirleriyle bir açık hava müzesi durumunda olan Kapadokya, her yıl yerli ve yabancı turiste kapılarını açarak ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlamakta ve gelen konukları unutulmaz anılarla uğurlamaktadır. İnanç turizmi açısından da önemi bulunan Nevşehir'de, dünyaca ünlü Türk düşünürü Hacı Bektaş-ı Veli ile Osmanlı döneminin ünlü sadrazamlarından damat İbrahim Paşa'nın bu bölgede yaşamış olmaları da, kültür ve turizm hareketlerinin olumlu yönde gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Yörenin el sanatları, dokuma halıları, göz nuru seramik ürünleri kentin değerine daha da değer katıyor. El tezgahlarında çömlek yapmayı öğrenen konukların keyiflerine keyif katıyor. Bu keyfe bir de Kapadokya'nın güzelliklerini balon uçuşuyla izlemekse ayrı bir heyecan sunuyor. Yöreye gelenler özel fırında ağır ağır pişen, lezzetli mi lezzetli testi kebabını kırmadan da gitmiyor bu kentten. Ve bölgenin kendine özel onyx taşları, Kapadokya'dan sevdiklerinize götüreceğiniz en güzel hediyeyi oluşturuyor. Şirin ve egzotik kayalar içerisindeki butik otellerde konaklamaksa ayrı bir keyif bu bölgede. Eşsiz güzellikteki manzara yörenin şirin yapısıyla buluşunca değmeyin keyfinize. Kapadokya'nın simgesi atlarsa yöreye gelenlerin ilgisini çeken bir başka güzelliği sunuyor. Kısacası Nevşehir Açık Hava Müzesi konumundaki görüntüsüyle konuklarını kucaklıyor. Meltem Dikici bu hafta sizler için Nevşehir bölgesini gezdi. Yörenin kültürünü araştırdı, turizm cazibesini sordu. Kısacası Kapadokya'nın rüyaları süsleyen yönlerini sizler için araştırdı. Kentin yöneticilerine mikrofon uzatıp kentin vizyonunu çizmelerini istedi. Bu lezzet dolu program az sonra sizlerle. Nevşehir Valisi Sayın Mehmet Ceylan'dan kentin bir değerlendirmesini almak üzere makamında ziyaret ediyoruz. Vali Ceylan, Nevşehir'i bakın nasıl değerlendiriyor. Nevşehir deyince ilk akla gelen turizm geliyor. Ve turizm deyince de kültür turizmi öncelikli. Milattan önce 7000'li yıllara kadar uzanan bir tarihe sahip olan ilimiz ve bölgemiz. Özellikle peribacaları, açık hava müzeleri, kiliseleri gerçekten kültür turizmi açısından çok değerli ve çok zengin bir bölge. Bölge kültür turizmiyle özdeşleştirilemez çünkü Kozaklı ilçemiz var ve burada da termal turizm. Bir diğer önemli turizm konumuz da Hacı Bektaş'taki inanç turizmiyle ilgili turist lerimiz var. Bunları biz bölgemiz açısından en iyi şekilde ağırlamak, o insanın güzelliğini yansıtmaya gayret ediyoruz. Tabii ki burada sunduğumuz hizmet çok önemli. Ve iki tane organize sanayi bölgesiyle de diğer komşu illere oranla daha az olmakla birlikte sanayide de yeni atılımlar içerisinde kendini geliştirmeye ve daha iyiye götürmeye çalışan bir ilimiz. Ve son olarak ne diyelim efendim? Bizi izleyen, bizi takip eden tüm seyircilerimize Kapadokya bölgesini, Nevşehir'i bir bütün olarak gelip görmelerini ve bizlerin misafir olmasını istiyoruz. Şimdi de AK Parti Nevşehir Milletvekili Sayın Ebubekir Gizli Gider bu hafta çok özel konuklarımız arasında. Bakalım kent hakkında düşünceleri neymiş?
kültür turizminin önemli merkezlerinden olan Nevşehir'de son yıllarda yapılan yatırımlar ve gerçekleşmesi beklenen projeler hakkında araştırmalar yapıyoruz. Nevşehir AK Parti Milletvekili Sayın Avukat Ebubekir Gizligider'le çok özel bir röportaj gerçekleştirerek bölgedeki her alanda yapılan gelişmeleri konuşuyoruz. Milletvekili Sayın Ebubekir Gizligider ve eşi Feyza Gizligider bu hafta zirve konuklarımız arasında yer alırken Feyza Hanımefendi'den siyasetçi eşi olmanın zorluğunu konuşuyoruz. Şimdi bu samimi sohbetimize sizleri davet ediyor, Nevşehir için yapılan hizmetleri değerlendirmek üzere sözü milletvekili Sayın Gizligider'e bırakıyoruz. Türkiye çok önemli bir bölge. İsmen Güzel Atlar ülkesi, Katpatuka, Farsça tabirle. Tam da buralarda geçmişlerde güzel atlar yetiştirilirmiş. Biraz da hükümetimizin yapmış olduğu son yıllardaki Nevşehir'e yatırımlardan bahsetmek istersek neler ön plana çıkıyor burada? Ulaştırma anlamında çok ciddi gelişmeler oldu. Aşağı yukarı hükümetimizin ilk yıllarında 2004-2005'lere kadar Nevşehir'in bütün giriş çıkışları duble olarak yapıldı. Yine bu anlamda 96'lı-97'li yıllarda biten bir havaalanımız vardı. Ancak o yıldan bugüne uçak seferleri yapılamamaktaydı. Yine AK Parti iktidarında önce İstanbul olarak başlayan tarifeli seferler, bir sefer deneme adeta şekliyle yapılan bir seferle başlayan bu seferler şu anda günde 3 sefer neredeyse full. Yine bu anlamda tarımsal kırsal kalkınmayı destekleme kurumu Nevşehir'de, yani bölgede. Bunu şu yönüyle anmak istiyorum. Nevşehir'in diğer turizm bölgelerinden farklı bir yapısı var. O da butik otelcilik dediğimiz, işte eski evler, tarihi evler, bunların satın alınarak restore edilmesi, adeta mahallenin belki restore edilmesi ve bunlara ciddi destekler. %50, yer yer %65'e varan destekler. Bunlar yine Nevşehir'e çok ciddi katkılar sağladı. Yine organize sanayi noktasında adeta hayal olan bir hayal daha gerçek oldu. Nevşehir'in bir amacı daha, hayal olan bir amacı daha gerçek oldu. Yine yıllardır konuşulurdu ki Nevşehir'de üniversite olsun. Erciyes Üniversitesi'ne bağlı 2-3 bölüm vardı. Şu anda 12 bini aşkın bir nüfusla Nevşehir Üniversitemiz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemiz yine cazibe merkezi olma anlamında ilimiz için ciddi bir değer kazandırıyor. Evet, birazcık özele ineceğiz. Biz şunu öğrenmek istiyoruz. Siyasetçi eşi olmak nasıl bir zorluklarla karşı karşıya kalmaktır desek neler karşımıza çıkar? Zaman ayırabiliyorlar mı efendim evlerine? Maalesef hep önceden de dinlediğimiz gibi bütün siyasetçi eşlerinin ve çocuklarının mağduriyeti maalesef ki bizlerde de geçerli oluyor ama böyle bir fedakarlık bu durumda mecburen bizlere düşüyor. Peki çocuklarınız falan bu konudan şikayetçi oluyorlar mı? Haliyle yani çünkü daha çok ufaklar. Biri 4 yaşında, biri 2 yaşında, 2 tane oğlumuz var. Onlar erkek çocuğu, babaya da çok düşkünler. Onların bu durumdan birazcık şikayetleri var ama sağ olsun babamız elinden geleni yapıyor. Geldiği saat kaç olursa olsun onlara mutlaka yarım saatte olsa, 10 dakikada olsa, gece yarıları dahi olsa bir parka çıkıp oynama gibi enteresan şeyler yaşayabiliyorlar. Sizin hayalinizde nasıl bir Nevşehir var? Mesela bizim Antalya'dan başlayıp Kayseri'de bitecek olan bir hızlı tren hayalimiz ve projemiz devam eden var ki inşallah 2023'te bitmesi hayal ediliyor. Öbür taraftan uçak seferlerimiz Antalya noktasında ciddi gelişmeler var. İnşallah yakında bu noktada olumlu gelişmeleri açıklayacağız. Öbür taraftan tarımımızı klasik tarımdan öte turizmle birleştirmek istiyoruz. Yine balonculuk noktasında zaten Türkiye tek ama uluslararası balon festivallerinin Türkiye'de ve Nevşehir'de yapılması gerektiğinin hayalindeyiz. Dolayısıyla bunların hepsini, yani Nevşehir'e has doğal zenginliklerimizi, sadece bize özgü zenginliklerimizi uluslararası noktada katma değerini kat be kat artırarak sunmayı hayal ediyoruz. Şöyle balon keyfiyle Kapadokya'nın güzelliklerini seyretmeye ne dersiniz efendim? O zaman heyecan başlıyor. Jake Bobby, Ina,
business. Let's go. We got that Coca-Cola bottle. Shake, shake, shake. We got that sugar. Do you want a taste, taste, taste? We take it all around the globe, baby. Everywhere we go. Make it hot when Mama Rocka. Shake, shake, shake. Like, oh, you know you want it. Kapadokya'ya gelip de balon keyfi yapmadan gidilmez. Peki bir uçuştan beklediğimiz nedir? Tabii ki güven. Bu hafta VIP hizmetleriyle tanınan çiçeği burnunda bir balon firmasıyla tanıştırıyoruz sizleri. Maccan Balon'un uçuş güvenliği ve profesyonel, deneyimli kadrosuyla yaptığı uçuşlardaki VIP hizmetleri sizlere sunmak istedik. Birçok balon firması için de kaliteyi ön planda tutarak verdiği hizmetlerle farklılık yaratan Maccan Balon'da Kapadokya'nın güzelliklerini sınırsız şekilde yaşamak mümkün. Şimdi sizlere bu farkındalıkları anlatmak üzere Maccan Balon ortaklarından pilot Seyit Ünsal'la sohbetimize davet ediyoruz. Maccan Balon aslında hem yeni hem de eski bir firma. Yeni çünkü kullanmış olduğu ekipman, araç, teçhizat ve tabii ki balonları balonculuk dünyasında kullanılan en son teknoloji ve güvenlik ekipmanları. Eski firma, aynı zamanda eski bir firmayız. Çünkü firmamızın kadrosu, buna yer ekibinden pilotlarına varana kadar hepsi konusunda uzman, yetişmiş bir personel. VIP firmayız. Çünkü diğer şirketlerden, diğer balon firmalarından bizi ayıran bazı özellikler var. Nedir o özellikler? Mesela bölgede uçuşun yapıldığı sepet, yolcuları taşıdığımız sepetlerin ölçüleri değişik oluyor. Bu bazen 20 kişiyi geçen sepetler var ama bizim firmamızda genelde bunlar 4 ila 16 kişi arasında değişen sepetler kullanıyoruz biz. Tabii bu sadece uçuşla alakalı değil. Kahvaltı verdiğimiz, kahvaltı sunduğumuz bir salonumuz var. Bu bölgenin en eski kaya mağara odalarından bir tanesi. Tabii diğer hizmetlerimiz de aynı oranda VIP dediğimiz A sınıfı hizmetler sunuyoruz. Başladık, çıktık, indik. Ne olacak ondan sonra? İndikten sonra ekibimiz bizi devamlı takip ediyor zaten. Güvenlik için balonun yapısı itibariyle biz balonumuzun üstünü göremiyoruz. Evet. O yüzden onlar bizi devamlı takip ediyorlar. İndikten sonra da tekrar ekibimiz gelip bizi alıyor. Güvenli bir iniş yaptıktan sonra minibüslerimiz geliyor. İndiğimiz yerde bizim müşterilerimize küçük ikramlarımız oluyor. Misafirlerimize ufak bazı hediyelerimiz var. Onları verip, uçuş sertifikasını verip tekrar minibüslerle otellerine uğurluyoruz. Uçuşlarımızın %90'ı Göreme'den, Maccan'dan başlıyor. Maccan, Göreme, Kapadokya'nın tam merkezinde, kalbinde bir nokta. Ve bütün vadiler, Aşk Vadisi, Güllüdere, Kızılçukur, diğer bütün vadiler hepsi buranın, Göreme'nin etrafında. Ve biz bütün bu doğal kaya oluşumlarını, dünyada eşi benzeri olmayan bu vadi oluşumlarını, görsel güzellikleri misafirlerimize izletmeye çalışıyoruz. Yine söylüyorum, dünyada eşi benzeri yok. Bütün herkese buradaki uçuşu hayatlarında bir kere dahi olsa gelip yapmaları için davet ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, heyecan başlıyor dedik. Heyecanlıyız. Gördüğünüz gibi uçuş için şu an hazırlıklar yapılıyor. Maccan Balon Güvenliği ile biz az sonra şöyle semalara doğru keyifli bir yolculuk yapacağız. Kapadokya'nın güzelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, hazırlıklar yapılıyor. Saatimiz de hemen hemen 6'yı gösteriyor. Saat 5 gibi biz sabahın erken saatlerinde geldik buraya. Gördüğünüz gibi balonun uçma aşamaları var. Onlar şu anda hazırlıklar yapılıyor pilotlarımız tarafından ve start verilerek artık Kapadokya'nın güzelliğini şöyle semalardan izleme fırsatı bulacağız inşallah biz de. Evet, sizleri bu keyifli yolculuğa bekliyorum. Ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Heyecanlıyız efendim. Buyurun.
Nevşehir'de turumuza termal turizmde önemli bir yer alan Kozaklı ilçesiyle devam ediyoruz. İç Anadolu bölgesinde termal bakımdan ziyaretçi akınına uğrayan ilçede yıldızlı otellerde göze çarpıyor. Konfor ve şifanın beraberinde yer aldığı otellerde dinlenmenin de keyfine diyecek yok. Kozaklı Belediyesi ilçenin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında tanıtılmasını hedefliyor. Kozaklı Belediye Başkanı Sayın Celalettin Güven bu dönem ilçenin yeni belediye başkanı. Sayın Başkan makam kapılarını bu hafta Meltem'de zirvedekileri açtı. Başkan Güven bu dönem yapacaklarını da programımıza değerlendirdi. Bu çok özel röportajı sizlerle paylaşıyor ve Kapadokya gezimize devam ediyoruz. Kozaklı'mız dört tane elimizin ortasında güzide bir ilçe. Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri'ye eşit mesafede, ortalama 90 kilometre mesafede güzel termaliyle anılan bir ilçemiz. Kaç işletme var burada ve bu işletmeler genel olarak sağlık turizmine nasıl hizmet veriyorlar? Kozaklı'mızda şu an 20'ye yakın işletmemiz var. Bunda yıldız olanlar var, apart otellerimiz var ama hepsi de her kalitede, kalite olarak yüksek kalitede olan otellerimiz. Çünkü herkes burada hizmeti rahatlıkla alıp gittiklerine göre Kozaklı'mızda herkese sunulacak, herkese hizmet edecek otellerimiz mevcut. Sayın Başkan, tabii biraz sosyal projelerden bahsetmek istiyorum. Burada festivaller olacak mı? Neler yapacaksınız bunlarla ilgili? Allah bize ilkini, festivalimizi nasip etti. Kozaklı Kaplıca Festivali yaptık. Hakikaten bizim beklentilerimizin çok çok üstünde oldu. Birincisini tamamladık. Bundan sonra geliştirerek inşallah sürekli halde festival yapmayı düşünüyoruz. Bu sene 30 Temmuz'da bayramımızın 3. günü festivalimizi düzenledik. Çok coşkuluydu. Şimdiden söyleyeyim, gelecek yıl Ramazan bayramımızın 2. günü festivalimizin günüdür. Bütün bizi dinleyen Kozaklar ve misafirlerimiz ve Kozaklı'yı sevenlerin hepsi davetlidir. Bizim fizik ve tedavi rehabilitasyon hastanemiz var. Şu an 120 yataklı. Bir de Kozak'ta seracılık çok ön planda. Şu an gerçekten yurt dışına domates ihraç ediyoruz. Yurt içine fideler veya farklı ürünler ihraç ediyoruz. En önemlisi Kozaklı sıcak suyuna sahip çıktığı zaman insanlara şifa dağıtıyor diye düşünüyorum. Evet. Ve herkesi buraya davet ediyoruz, değil mi? İnşallah bizi tanıyan, bilen, Kozaklı'yı seven herkesi Kozaklı'ya davet ediyoruz. Gelirlerse hepsi de bizim özel misafirimiz. Evet, şimdi de Kapadokya'nın zirvesi Üçhisar'dayız efendim. Buyurun. Turizmde kaliteden bahsetmişken, Kapadokya'nın zirvesi Uçhisar'a kameralarımızın yönünü çeviriyor. VIP turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'nın zirvesi Uçhisar'a gidiyoruz. Turist kalitesiyle dikkat çeken turizm beldesinde, yerli, yabancı bürokratların da ilgiyle konakladığı Uçhisar'da, otellerdeki hizmet ve konfor da geçmişten günümüze motifler sunuyor. Uçhisar'ı daha yakından tanımak istiyoruz. Uçhisar Belediye Başkanı Ali Karaarslan'ı ziyaret ediyoruz. Kapadokya'nın zirvesinde en görkemli manzarada sorularımızı yanıtlayan Başkan Karaarslan'la bölgenin turizmdeki cazibesini konuştuk. Bu hafta zirve bir manzarada zirve konuğumuz Ali Karaarslan'la gerçekleştirdiğimiz bu çok özel röportajımızı sizlerle paylaşıyor. Başkanın projelerini öğreniyoruz. Uçhisar denince aklımıza öncelikle tabii ki turizm gelecek. Çünkü Kapadokya bölgesinde Uçhisar artık kendi konseptini oluşturmuş, iddialı bir turizm
merkezidir. Dolayısıyla Kapadokya hem hakim olması bakımından hem de turizmin başlangıç tarihiyle içerisindeki misafirlerimize yaptığımız hizmetlerle, sunumlarımızla bu şeyi de hak ettiğimizi düşünüyorum. Neler yapılacak bu dönemde? Uçsarımız görüldüğü gibi eski mekanları, tarihi bir zemin içerisindeki dokusu ve Kapadokya'ya hakim bir noktada olması dolayısıyla belli avantajlara da sahip bir zemindir. Ben Uçhisar'da iddialı bir proje, inşallah bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Uçhisar'ı yaşayan müze kent haline getirmek istiyoruz. İkinci projemiz Uçhisar'daki misafirlerimizi yine layık oldukları en üst seviyedeki hizmetleri sunabilmemiz için ciddi bir çarşı oluşturmamız gerekiyor. Sayın Başkan, tabii birazcık da hanımlara yönelik de projeleriniz var mı diyeceğim. Çünkü Uçhisar'ın hanımları marifetli. Evet, evet, bunu da biliyorum. Evet, evet. Bunlarla ilgili neler yapacaksınız? Biz Uçhisar'da bir kadın konseyi oluşturduk. Ve dolayısıyla bu kadın konseyimizin hem eğitim, hem turizm, hem üretim aşamasında bütün değerlendirmelerini ortaya çıkartılabileceğimiz de imkanlar vereceğiz kadın konseyimize. Altyapısı nasıl Uçhisar'ın? Mutlak suretteki gelişmekte olan şehirlerde altyapı hizmeti bitmez. Bizde de bu şeyde olduğu gibi yine yol, kaldırım, kanalizasyon, yeni şehirleşmeye açtığımız mekanlardaki bu altyapı hizmetleri devam ediyor, etmektedir de. Evet efendim, biz tabii hayalinizdeki Uçhisar'ı da merak ediyoruz. Nedir sizce? İşte hayalimizdeki Uçhisar gerçekten başta da o projelerimizde de değerlendirdiğimiz gibi bir yaşayan müze kent halinde. Gelen misafirlerimizin zamanlarını nasıl geçirdiğinin farkında varmadan en az bir haftalık bir konaklamayı sağlayabileceğimiz bir kent hayal ediyorum. Kapadokya'da butik otellerde konaklama nasıl oluyor? Bakalım, görelim. Kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'da, kayaların oluşturduğu yerlerde butik oteller oldukça ilgi çekiyor. Butik otellerin verdiği hizmetlerse dudak ısırtacak özellikte. Her ince detay düşünülmüş. Tek yapacağınız bavulunuzu alıp Kapadokya'ya gelmek. Uçhisar, turizmin kalitesiyle ön plana çıkan özel yerlerden birisi. Bu hafta sizlere butik otelciliğin nasıl bir konsept sunduğunu yansıtmak için Aşk-ı Derun Butik Oteli ziyaret ederek bir farklılık sunmak istedik. Aşk-ı Derun Butik Otel sahibi aynı zamanda bir mimar. Odalardaki konfor ve mimari yapı en ince detayına kadar düşünülmüş ve tabii ki içindeki hizmetlerde. Şimdi Aşk-ı Derun Butik Otel sahibi Evren Küçükdoğan'a mikrofonumuzu uzatıyor ve Aşk-ı Derun'u anlatmasını istiyoruz. Biz özellikle renk renk odalar üretmeye çalıştık. Yani tefrişlerinde, dekorasyonunda farklı renkler kullandık ve odaların isimlerini de o renklere göre belirledik. İşte beyaz oda, siyah oda, kırmızı oda, mavi oda. Biliyorsunuz renklerin insan psikolojisi üzerinde çok büyük etkisi vardır. Özellikle mesela kırmızı bir romantizm simgeler. İşte sarı biraz aykırılığı simgeler gibi bu tarzda düşünerek odalarımızın konseptlerinde rengarenk, cıvıl cıvıl olsun istedik. Klasizmle, buradaki o tarihi atmosferle pop art dediğimiz
bu renk atmosferini birleştirmeye çalıştık. Özellikle bu otelde mesela banyo aksamlarında hamam tarzına yönelik uygulamalar gerçekleştirdik. Hani bu bir zevktir, bir farklılıktır. Bizim kültürümüzü de yansıtan bir nüanstır. Dolayısıyla bu da yabancıların ilgisini çekiyor böyle doneler. Buraya gelen konuklar valizleriyle geliyorlar, dinleniyorlar ve ertesi gün sabah uyandıklarında nasıl bir manzarayla karşılaşıyorlar? Vallahi şimdi Uçhisar'daki özellik tepe noktası olması zaten Kapadokya'nın ve müthiş bir manzaraya hakim. Bizim otelimiz de öyle. Karşıda Erciyes Dağı'na kadar izleyebiliyorsunuz, seyredebiliyorsunuz. Ve sabah balonlar eşliğinde, gökyüzünde balonlar eşliğinde terasta köy kahvaltısı dediğimiz o görsel atmosferle beraber kahvaltılarını yapıyorlar müşterilerimiz. Herkesi buraya davet ediyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve son olarak diyoruz ki Nevşehir'e geldiğinizde Nevşehir Kaya Kiliselerini, Bizans Duvar Fresk Sanatlarını görmeden, Türk İslam Sanatı örneklerinin sergilendiği Hacı Bektaş Müzesi'ni gezmeden, Nevşehir merkezdeki Damat İbrahim Paşa Camii ve Külliyesini görmeden, Hacı Göl'deki Hitit Kaya Kitabesini ziyaret etmeden, Avanos'ta çanak, çömlek atölyelerinde ayakla çevrilen tezgahların başına geçerek seramik kap yapmadan, yöreye özgü şarapları incelemeden dönmeyin. Efendim yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere Kapadokya'dan sevgi ve selamlarımızı yolluyor. Bu haftalık da bu kadar diyoruz. Başka bir diyarda buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.